Eski özel harekat polisi ve derin devletin tetikçisi olan, çok sayıda cinayete imza atan Ayhan Çarkın, iki cinayeti daha itiraf etti. Mehmet Ağar ve Yeşil'le ilgili şok iddialarda bulundu. Ayhan Çarkın, iki öğrenciyi öldürdüğünü itiraf etti. Mehmet Ağar, derin devletin başında dedi. 1990'lı yıllarda işlenen çok sayıda faili meçhul cinayetin arkasındaki isimlerden olan ve Susurluk dosyasında ismi geçen eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, 1992 yılında Hüsamettin Yaman ve Soner Gül isimli üniversite öğrencilerini kendisinin öldürdüğünü söyledi. Çarkın, eski İçişleri Bakanı ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a ilişkin olarak vatan hainidir, şu an derin devletin başında dedi. Çarkın devamında şunları söyledi. Hayatta her gün ölüsün, çok pişmanım ama yapmak zorundaydım. Bu saatten sonra beni affedin demek çözüm değil, en azından bunu söyleyebildim. Çarkın, arkadaşım dediği ve 2005 yılında öldürülen özel harekat polisi Oğuz Yorulmaz ile ölmeden önce görüştüğünü ve Yorulmaz'ın Ankara faili meçhul cinayetler dosyası sanığı eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı tehdit ettiğini söyledi. Çarkın sözlerini şöyle sürdürdü. Oğuz Yorulmaz öldürüldü. Öldürülmeden önce dedim ki gitme. Oğuz Yorulmaz bir şeyler anlattı. Anlattığı şeylerle Mehmet Ağar'ı tehdit etmiş. Bir konuyla ilgili konuyu anlatmadı. Oğuz dur gitme. Bu işte tezgah var sana dedim. Yok kardeşim çağırdı dedi. Gitti ve öldü. Cem Ersever nasıl öldüyse Oğuz da it dalaşına kurban gitti. Benim arkadaşımı öldürdüler. Çarkın, Aralık 2021'de öldürülen sanık eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu'na ilişkin şunları söyledi. Ziya konusunda yönlendirme var mı kesin bilmiyorum ama vardır mutlaka. Ziya çünkü önemliydi. Benden çok çok önemli bir polisti. Ben konuş dedim onlara. Benim bu konuştuklarım 100 dilim baklavanın bir dilimi. İnan 99 dilimi onlarda. Ayhan Özkan, Ayhan Akça, Enver Ulu. Ben onların yaptığı gibi yapmadım. Hakim söylediklerime güveniyor aslında ama elinden bir şey gelmiyor. Yapacak bir şeyi yok. Sistemin kurbanı o da. Benim dediğimi yapsa o hakimlerin ya ailesi ya da yakınlarıyla ilgili mutlaka bir belge ortaya çıkacaktır. Bu hakimler özel seçilmiş hakim. Benim pişman olduğum konu katili olduğum Güngören'deki iki öğrenci. Dediler ki DHKPC'liler ekip taramışlar. Bunlar alınacak. Trakya'da bir yere gidilecek. Orada adres var. Orada operasyon yapılacak. Ayhan Özkan, ben ve birkaç kişi. Onların isim listeleri var. Bunları aldık Güngören'den. İçimde bir sıkıntı vardı o gün. 15-20 kişi DHKPC masasından vardı. Gittik aldık onları. Ellerini de bağladım. Kapalı bir minibüse attım. Ayhan Özkan yanımdaydı. Trakya'da bir yere gittik. O yeri biliyor onlar. Operasyon filan derken anlaşıldı dedim. Katilimi gördüm arkamda. Tak diye elime silah. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Gözlerini açtım, ellerini çözdüm. Onlara bugün dünya, yarın ahiret dedim ve öldürdüm. Hüsamettin Yaman ve Soner Gül isimli iki genci infaz eden benim. O gün katil oldum ve hiç unutmadım. Karşı tarafı sorma. Bir sürü kan, bir sürü gözyaşı. Bunlar vampir. Evlatlarımızın kanıyla beslenen vampir. Bu vampirlerden bir tanesi de Mehmet Ağar'dır. Şu an derin devletin başında. Her türlü pisliği yapabilecek insanlık düşmanı bir Mehmet Ağar. Mehmet Ağar vatan hainidir. Bunu toptan ortaya koydum. Sindiren taksit taksit sindirsin. Avukatlar Faik Candan ve Yusuf Ekinci'nin öldürülmesinde eski Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Ülkü Coşkun'u işaret eden Çarkın, Mumcu'nun katili Ağar ve ekibidir. Buna Ülkü Coşkun denen adam da dahil ifadelerini kullandı. Akli dengesinin yerinde olmasına rağmen söylediklerinin mahkeme tarafından dikkate alınmadığını belirten Çarkın, bizim çetenin lideri gelmedi mahkemeye. Hiçbir güç onu mahkemeye getiremiyor. O zaman elindeki tuğla neyse ben o tuğlayı biliyorum. O tuğla 12 Eylüllerin Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Cumhuriyet'e sahip çıkan gazetecilerin öldürülmesindeki tuğladır o tuğla. Mehmet Ağarsız o cinayetler işlenmez diye konuştu. Davada kritik delil Uzi marka silahların Korkut Eken'de olduğunu söyleyen Çarkın, Korkut Eken silahları topladı ama bir iki tane dışarıda olduğunu biliyorum. Ama kimde olduğunu bilmiyorum. Mehmet Ağar da o silahların peşinde. Bir iki tane silah bir yerde. O arkadaş da kimse onu getirirse iş bitecek diye konuştu. Çarkın, Uğur Mumcu soruşturmasında da görev almış olan asker kökenli eski DGM savcısı Ülkü Coşkun'u da suçladı. Coşkun'un o dönemde bu işi devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse çözer dediği iddia edilmişti. Verdiği ifadelerle dosyanın açılmasını sağlayan Ayhan Çarkın,
Cinayetleri Mehmet Ağar ve Tansu Çiller işletti. Mehmet Ağar'sız o cinayetler işlenmez. Bütün organizasyon bilgisi dahilindedir. Mehmet Ağar organizatörü, Tansu Çiller ve öbürleri yöneticisi, siyasi ayağı. Bir yerde siyasi ayak, bir yerde yargı ayağı desteği var, diye konuştu. İlk defa söylüyorum bunu. Söylemeyecektim. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu. İlk defa onun ağzından bu ismi duyunca tam netleştirdim. Uğur Mumcu'nun katili Mehmet Ağar ve ekibidir. Buna Ülkü Coşkun denen adam da dahil. Çarkın, akli dengesinin yerinde olmasına rağmen söylediklerinin mahkeme tarafından dikkate alınmadığını belirterek, yargılama sürecinde kendisine ilişkin verilen akıl sağlığı yerinde raporunu anlattı ve diğer sanıklara şöyle çağrı yaptı. Benim adli tıptan almış olduğum %100, 99 değil. %100 akıl sağlığı yerindedir raporum var. Adli tıp orada. Ben deli değil insanım, benim yüreğim yanıyor. Bana bu nasip oldu. Öbürlerine de sesleniyorum. Bu azabı çeken kimse korkmasın. Evlatlarına baba diye sarılıyorsan, torunlarına dede diye sarılıyorsan, eşinle de erkeğim diye yatıyorsan o sıfatların hiçbiri size yakışmıyor. Bunları yaptırdılar. Ayhan Çarkın, Derin Devlet'in üvey evladı Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'a da çağrı yaptı. Mahmut Yıldırım'la ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Bana da geldi buraya. Dedi benim ekibe gelir misin? Dedim iki tane silahım var Yeşil. Şu kulenin dibinde oturduk. Akşam saat 11 gibi. Yıl 2002 olması lazım. Ben de iki tane silah. Biri senin, biri benim. Sen veya ben ateş etmeyeceğim. Hemen kalk buradan git dedim. Yeşil inşallah bu dünyada yaşıyorsa ki yaşıyor, hasta filan diyorlar. İnşallah gelir. Ona kurtulma şansı benim öbür taraf işim. Ne var ne yok anlatır. Yeşil çünkü kötü bir insan, kötü. Çarkın, ölmediğini söylediği Mahmut Yıldırım'a, bu mahkeme şu anda öyle bir mahkeme ki bu kanı bitirecek. İnsanları sakinliğe erdirecek. Benim gibi çok insan var azap çeken. Korkuyorlar. Cezalandırma değil illa. Ölüp gidiyorlar, hesap verecekler. Yeşil bunlardan biri. İnşallah dine imana gelir. Hiçbir şey için geç değil. Gelip konuşur. Zaten öleceksin, diye çağrı yaptı. Diğer videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olmayı, öneri ve sorularınız için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın.